Yeni kalemin nasıl? Hayırlı olsun. Hocam YKS'de kullanmışsınız. YKS'de kullanmamız. Oğlum kendi kaleminizle giremiyorsunuz ki. Öyle olsaydı. Öyle olsaydı açık artırmayla verirdim kalemi. Hocam şöyle şöyle. Bebeler, artık bunu çözmenin zamanı geldi. Hocam bunu çözmeyen var mı? Ben başladım istedim. Başlamamış olanlar bir göreyim. İlkini çözdüm zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi başlamamış. Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Bugün. Hemen eve gidiyorum. Yarın eve gidince başlayacağım. Ne zaman başlamayı düşünüyorum Başar? Hocam çok başlamayı da düşünmüyorum aslında. Ha öyle mi? Bugün yarın olur. Çocuklar. Neyse kadar bitiriyor. Sizde bir değişiklik olmuş ya. Saçım yaptı. Hocam bu arada kim yazdıysa. Kim yazdıysa derken aramızda olabilir. Kimya. Aramızda olabilir kitabın yazarı. Değil mi? Aramızda yazarlar olabilir. Şey, fuarda öyle diyorum. Kitabın yazarını tanıyorum diyor. Ya gerçek mi falan diyor çocuklar. Evet diyorum. Ondan sonra... ya soracağınız bir şey varsa ben çok yakın tanıyorum, bilgi verebilirim falan diyorum. İşte diyor ki şey, müfredat ile diyorum tam müfredatla alakalı. Yani hiç içinde başka bir şey yok. Ya diyor falan. Ondan sonra... Nasıl bu kadar biliyorsunuz diyor. Ben de diyorum ki söyleme sahip ben yazdım diyor. Mesela şey düşünmüyorlar. Onu aa filan yapıyor. Ondan sonra hocam o zaman bir imza yapar mısınız? İmzalar mısınız? Filan. En baştaki diyorum ya. Hocam imzalıyor musunuz? Evet. Gerçekten. Evet imzalıyoruz. Ankara'da fuar oldu zaten. Evet. Ama orada yani. Bir daha vardı mı? Ben gerçekten imzalayacaktım. Ben gittim de. Tamam getirin imzalayayım çocuklar. Çocuklar. Bebişler. Size bir şey diyeyim. Dinle. Oğlum bak İstanbul'da fuar oluyor. İzmir'de fuar oluyor. Antalya'da fuar oluyor. Orada fuar oluyor. Burada fuar oluyor. Onlar C.Dirican'ı maksimum 2 gün görüyorlar. Siz? Hafta içi her gün görebilirsiniz. Atmosfer. O zaman beraber gidelim. En yakın fuar neredeyse oraya gidelim. Orada imzalayayım. Olur. Ya da sen kitabı bana ver. Ben imzalayayım. Ben oraya hayvanlık olarak. Aynı muhabbeti. Tamam. Ebo Beko. Ne de çıkalım? Yani o denemeleri çözün ya. Çözmeme gibi bir şey. Ne bileyim. Elinizde kitap var da çözün işte. Hocam benim... Şeyi ayırabilirsiniz değil mi? Bu 12. sınıfın 2. dönemi konusu, sorusu filan diye. Onu ayırabilirsin. C.Dirican bunu anlatmadı diyorsan çözme. Ve Yavuz Şen evet. Y.Şen ve C.Dirican. Bunu anlatmadı diyorsan çözme. Evet. Devam edelim. Efendim? Yani devam edelim. Yani sizi yanıma çekiyorum. Bir şey de. Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zamana kadar. Ya bak şöyle bir şey söyleyeyim evladım. En çok problem yaşadığımız nokta. Şimdi bir tane denemeye giriyor adam. TYT denemesine giriyor. Kendini TYT denemesiyle sınıyor. Gidiyor fizikten atıyorum. Bunu tamamen atıyorum. Basınç sorusunu yanlış yapıyor. Allah'ım benim basınç eksik. La değil. Bir dur la. La bir dur oğlum ya. Ondan sonra basınç eksik diyor. Gidiyor mal 20 tane test çözüyor basınçta. La bir dur. La bir soruya bir bak önce. Şşş. Ben anlatıyorum lan. Dur. La bir soruya bir bak önce. De ki
Ulan ben bunu niye yanlış yapmışım? Cevap 1-2 diyor ama ben yalnız 3'ü işaretlemişim. Yoksa soruda mı bir sıkıntı var? Bir bak, soruyu anlayabiliyorsan problem yok. Sonra bir tane daha deneme, bir tane daha, 3 tane denemede, 4 tane denemede sürekli basıncı hatalı yapıyorsan evet eksik var. Bir denemede açısal momentumu düzgün çözemedin diye açısal momentum olmamış anlamına gelmez birader. Ya bir dur. 3-4 tane denemede aynı hataları yapıyorsan o zaman demen gerekiyor ki ha tamam benim burada bir eksiğim var. O zaman git oradan 2 test, 3 test bir şey çöz. Ona katılıyorum ama her denemede gördüğünüz her yanlış için 20 test çözerseniz o iş olmaz. Yetmez, zaman yetmez. Onu bundan önceki zamanda yapacaktınız. Yani eksik hissettiğiniz konularda 10 testi bundan önceki zamanlarda çözecektiniz. Bir taraftan. Hocam sizde bir gün mü olsa hallederim. Benim de ya. Tamam, olur. Olur. Ben bütün sorunlarımı hallederim. Ya. Oğlum sen bugün... Bugün kaptırmış geliyorsun yavrum. Kaptırmış geliyorsun. Karşılığını alacaksın birazdan. Hani... İkimizden sadece biri mutlu olacak. Yani öyle düşün. Ne oluyor? Hayır bunun adı? Hadi hadi. Tamam. Tamam. Abi filin üstüne karın yapasın. Ya oğlum bak şunları kopma. Hadi çocuklar. Ama geri geleceksin tamam mı? Hadi. Çabuk. Dört parmağı baş parmağı bunu kıvırıyoruz. Dört parmağı. Hız vektörü. Evet. Son dersimizde manyetik kuvvetten bahsettik. Dedik ki manyetik alanın bulunduğu bir yerde evladım niye konuşuyorsunuz siz? Siz ne oldu size? He? Bir şey mi paylaşamadınız? Ha, bir şey yok değil mi? Sıkıntı yok. Ha, tamam. Ben şaşırdım yani ben konuşurken sizin de konuşuyor olmanızı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Onlar da paylaşamıyor. Ha, paylaştınız. İstişare. Tamam. İstikşafi görüşme. Evet evet ondan. Şimdi bebişler, manyetik kuvvetten bahsettik. Manyetik kuvvetin şöyle bir şey olduğunu gözlemledik. Dedi ki ya arkadaş bu cisme manyetik kuvvet uygulanması için temel şartlarımız var. Bir kere manyetik kuvvetten bahsediyoruz kardeşim. E, manyetik alan olmazsa bu iş olmaz. Değil mi? Manyetik alan olacak. İki, biz yüklü bir parçacığa kuvvet uygulanabileceğini gördük. Çünkü nötr bir parçacığın herhangi bir deneysel çalışmada manyetik alanın uyguladığı bir kuvvet etkisiyle hareket ettiği gözlenmemiş. Dolayısıyla cismin ya da parçacığın yüklü olması gerekiyor. İkincisi, üçüncüsü parçacığın hareketli olması. Ama parçacık hareketliyken de yeterli bir durum ortaya çıkmıyor. Bu parçacığın hareket doğrultusuyla manyetik alan çizgilerinin en azından bir bileşeninin birbirine dik olması gerekiyor. Ancak o zaman kuvvet ortaya çıkıyor. Yani dört tane temel olayı yerine getirmemiz lazım. Manyetik alan sıfırdan farklı, yük sıfırdan farklı, hız sıfırdan farklı ve manyetik alanla hızın bileşenlerinden en az bir tanesi ya da kendileri birbirine dik olmalı diye konuştuk. Sonra da dedik ki bunu kuvveti bir sağ el kuralıyla buluruz. Kuvvetin yönünü daha doğrusu. Kuvvetin yönü, efendime söyleyeyim, sağ eli şöyle gergin tuttuğunuzda dört parmağı manyetik alan yönünde, baş parmağı parçacığın hareket doğrultusu ya da hareket doğrultusu denmez, hareket yönü denir ona. Hız vektörü diyebilirsin. Hız vektörünün yönünde tutarsanız avcunuzun içinin gösterdiği taraf pozitif yüklü parçacığa uygulanan, avcunuzun dışının gösterdiği tarafta negatif yüklü parçacığa uygulanan kuvvetin yönünü gösterir demiş idik. Tamam. Ve bu kuvvetin büyüklüğünün F manyetik eşittir Q çarpı V çarpı B
şeklinde olduğunu, hatta şöyle bir şey yazılması gerektiğini ama bu müfredatımızda olmadığı için böyle yazmadığımızı ama sonucunu kullandığımızı söylemiştik. Bu vektör çarpım anlamına geliyordu. Vektör çarpımının sonucunun sıfırdan farklı olabilmesi için ancak ve ancak vektörlerin birbirine dik olan bileşenlerinin çarpılması gerekiyor diye konuşuruz. Demiş idik. Tamam. Evet. Vektör çarpımı ilk bileşen baş parmak. Baş parmak ilk bileşen. Ya boş verin bunları ya. Boş verin. Ama öyle. Yani evet. Ya boş verin. Ama siz şunu şey yapacaktınız, düşünecektiniz. Buna karar vermiştik. Eğer sağ el kuralıyla işte sağ elin bir tarafa gösteriyor, öbürü başka tarafa, öbürü bu. Üç tane niceliği bu şekilde gösteriyorsanız emin olun ki bir vektör çarpımı yapılıyor ve bahsedilen bu vektör çarpımında bahsettiğiniz niceliklerin hepsi birbirine dik olmalı diye bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani kuvvet dediğim şey hızla manyetik alanın çarpımı olarak ortaya çıkıyor. Kuvvet dediğin hem hıza hem de manyetik alana dik bir nicelik oluşturuyor ya da vektörel bir büyüklük oluşturuyor. Mesela şöyle bir şey olsa, bakın. Mesela bu üç boyutlu bir sistem oldu diyelim. Diyelim ki bu artı x yönü, şurası artı y yönü, burası da artı z yönü. Bir tane parçacık şöyle z ekseni üzerinde sıfır noktasına doğru gidiyor. Q yüklü bir parçacık. A parçacığı. Bu parçacığın diyor ki manyetik alanda eksi x yönünde kendisine kuvvet uygulanıyor diyor. F manyetik eksi x yönlüdür. O zaman manyetik alanın yönünü bul diyor sana. Sen şöyle yapacaksın bak. Burada 3 boyutlu kartezyen koordinat sistemini bir yerleştir. Bak şu x ekseni. Bu tür sorularda ilk yapacağınız şey bu olsun. Şu x ekseni, şu y ekseni oradaki çizime göre, şu da z ekseni olsun. Allah tutamadım. Şöyle. Biraz bu tarafa gel. Sen de biraz şöyle dik dur. Parmak gel oraya. Şöyle. Bu x ekseni, bu y ekseni, bu da z ekseni. Artı z. O zaman bizim parçacık artı z'den eksi z'ye, sıfıra doğru gitmek, eksiye doğru gitmek demek. O zaman baş parmağın parçacığın hız vektörü yönünde olmalı. Değil mi? Parçacığın hız vektörü yönünde tuttun. Sonra eğer bu parçacık, özellikle yükünü vermedim ama eğer bu parçacık pozitif yüklüyse avcumun içi eksi x'i göstermeli. Doğru mu? Şöyle tutmalıyım. Ha, o zaman parçacık pozitif yüklüyse manyetik alanın aşağıya doğru yani y'nin eksisinin olduğu tarafa doğru olmalı. Gördünüz mü? Eğer bu q diye bahsedilen yük pozitifse manyetik alan eksi y yönünde. Peki bu parçacık eğer negatif yüklüyse o zaman avcumun dışının eksi x'e bakması lazım. Baş parmak hız vektörünü gösterecek, değil mi? Avcumun dışı neye bakacak? Kuvvetin olduğu tarafı gösterecek. O zaman dört parmağın da manyetik alanı bu durumda da artı y yönde. Yani o zaman şöyle bir şey demiş oluyorum. Q eğer pozitif yüklüyse o zaman manyetik alan eksi y yönünde. Q eğer negatif yüklüyse o zaman manyetik alan artı y yönünde demiş olur. Anlaştık mı? Var mı itirazın? Yok. Peki. Aynı şeyi, olayı şöyle de sorarlar bize. Bu tür soruları her kitapta görürsünüz. Umarım. Yani ilk defa ÖSYM'nin sorusunu da görmek üzücü olur.
At Q yüklü V hızıyla fırlatılan bir parçacık söz konusu. Diyor ki sistemde G önemsiz, çekim ivmesi önemsiz ve sistemde elektrik alan var. Elektrik alan artı Y yönünde. Bu durumda manyetik alan hangi yöndedir? Sorun şöyle ifade edeyim. Sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsiz olduğu bir sistemde artı Q yüklü bir parçacık şekilde gösterildiği gibi artı X yönünde fırlatıldığında düzgün doğrusal hareket yapıyor. Sistemdeki elektrik alan artı Y yönünde olduğuna göre parçacığın bulunduğu ortamdaki manyetik alanın yönü nedir? Bunu söylüyor. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle diyeceksiniz. Bu parçacığın düzgün doğrusal hareket yapması için şöyle maviyle yazayım. F net eşittir sıfır olmalı. Değil mi? Net kuvvet olmayacak. Şöyle bir şey diyeceğim. Sistemde bir elektrik alan varmış artı Y yönünde. Yukarıya doğru bir elektrik alan varsa bu durumda biz zaten şunu biliyoruz. Pozitif yüklü parçacıklara elektrik alan kendi yönünde kuvvet uygular. Değil mi? Elektrik alan yönünde iter o parçacığı. Ha tamam. Bu parçacığa yukarı doğru artı Y yönünde bir kuvvet uygulanıyor. Hoş. Tamam oldu. O zaman manyetik kuvvetin eksi Y yönünde olması lazım. Hatta şöyle cismin serbest cisim diyagramını çizeyim şuraya. Şu artı Q yüklü cisim. Bu hatta şu artı Q'yu da şöyle yazayım da karışmasın. Artı Q yüklü bir cisim. Yukarıya doğru elektriksel kuvvet uygulanıyor. F elektriksel. O zaman bu parçacığın düzgün doğrusal hareket yapabilmesi için artı x yönünde manyetik kuvvetinde aşağı doğru olması lazım. F manyetik. Ha tamam. Bu parçacığın o zaman hız vektörüne bağlı olarak ben manyetik alanın yönünü tayin edebilirim artık. Çünkü hız vektörünü ve manyetik kuvvet vektörünün yönünü bildiğime göre bir tek kalan manyetik alan vektörünün yönü. Ben şöyle yapmalıyım. Baş parmağım sağ elim gerginken baş parmağım hız vektörünün yönünü göstermeli. Madem cisim pozitif yüklü o zaman avcumun içi de manyetik alanın uyguladığı kuvvetin yönünü göstermeli. Baş parmağı tuttum hız vektörü yönünde. Ama avcumun içinin aşağıya doğru dönük olması lazım. Şöyle tutmam gerekiyor. Ya da şuradan şöyle daha rahat gösteririm. Şöyle tutmam gerekiyor. Demek ki manyetik kuvvet aşağıya doğru yani eksi y yönünde hız parçacığın hızı artı x yönünde o zaman manyetik alan vektörü düzlemi delip dışarı doğru çıkıyor. Burada düzlemi delip dışarı doğru çıkan eksen artı z ekseni. Dolayısıyla manyetik alanın yönünün artı z yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bu parçacığın üzerine uygulanan kuvvetleri F toplam eşittir. Q çarpı E artı Q çarpı V çarpı B diye yazabilirim. Tabi bunu vektör olarak yazmam lazım. Q çarpı E vektörü artı Q çarpı V çarpı B vektörü denildiğinde bu kuvvete ne diyorlar sevgili arkadaşlar? Lorentz kuvvetleri diyorlar. Yani parçacığın manyetik alan ve elektrik alanın bulunduğu bölgede ikisinin birden etkisi altında hareket ederken uygulanan elektrik ve manyetik kuvvetlerin toplamı. Neyse biz ona Lorentz kuvveti diyoruz. Tamam. Ha bunu sevgili arkadaşlar tabii ki de paralel levhalarla birleştirebiliriz. Çünkü paralel levhalar yeterince büyük ve yeterince birbirine yakın ise
Bu durumda zaten cisme uygulanan kuvvetin, sevgili arkadaşlar, elektriksel kuvvetin tabii, burada ondan bahsediyorum. Elektriksel kuvvetin sabit büyüklükte ve levhalar arasında sabit yönelimde olduğunu rahatlıkla biliyoruz. Çünkü elektrik alan sabit şiddetli oluşuyordu. Değil mi? O zaman bunu şöyle yapabiliriz. Şöyle bir parçacık. Diyelim ki düzgün doğrusal hareket yapıyor dediler. Sen ne demiş olursun? Ya bu parçacığa bir kere elektrik alan yönünde kuvvet uygulanıyor. Yani bu paralel levhalar arasında bu parçacığa kesin bir kuvvet uygulanıyor ve parçacığa uygulanan kuvvetin yönü, elektriksel kuvvetin yönü, parçacık artı yüklü olduğuna göre levhalardan yukarıdaki artı aşağıdaki eksi yüklü, mecburi olarak bir elektriksel kuvvet aşağı doğru uygulanmış durumda. Değil mi? O zaman bu parçacığın hareketini düzgün doğrusal hareket yapabilmek için elektriksel kuvvetin etkisini sıfırlayan bir kuvvete daha ihtiyacım var. Yer çekimi ve sürtünmeler önemsiz olduğunda bu kuvvet manyetik kuvvetten kaynaklı olabilir. O zaman demek ki parçacığın yukarı doğru bir manyetik kuvvete maruz kalması lazım. O zaman manyetik kuvvet de yukarı doğru olmalı dersin. Bu durumda manyetik kuvvetin yukarı doğru olabilmesi için bakın manyetik alanın düzlemden içeriye doğru olması gerekiyor. O zaman demek ki sistemdeki manyetik alan düzlemi delip içeriye doğru geçen bir manyetik alan olacaktır. Ve sen de şunu söylemişsindir. Q çarpı E artı Q çarpı V çarpı B eşittir sıfır oluyor demiş olursun. Tamam. Peki bu parçacığı sevgili arkadaşlar tutsak şu taraftan aynı V hızıyla fırlatsak. O zaman ne olur? Ha bak. Bakın böyle bir durumda sevgili arkadaşlar lütfen dikkat edin. Elektriksel kuvvetin yönelimi değişmiyor. Elektriksel kuvvet yine aynı yönde. Ama manyetik alanın uyguladığı kuvvet o aşağı dönüyor. Yani sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Yani parçacık üzerine uygulanan kuvvetlerden bir tanesi sabit kalıyor, öbürü yön değiştiriyor. Dolayısıyla artık parçacık doğrusal hareket yapamaz. Şöyle bir sapma hareketi olacaktır. Tamam? Gördün mü? O zaman bununla ilgili farklı farklı düşünceler de ortaya koyabiliriz. Parçacığın yükünü eksi yaptık. Aynı şekilde gönderdik. Ne olur? Parçacığı daha hızlı gönderdik, daha yavaş gönderdik gibi sorulara cevap verebilmemiz lazım. Onları da ikinci ders konuşalım. Hadi çıkın. Manyetik alan, bir parçacık olarak kendini kuvvetli